Şimdi de Gaziantep'li Meray Kuruyemiş'in başarı öyküsünü ekranlarınıza taşıyoruz. Gelin Anuga Gıda Fuarı'nda standını ziyaret ettiğimiz firmanın dünya pazarına satışını gerçekleştirdiği kuruyemişleri yakından tanıyalım. Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda yer alan Türk firmalarından Meray Kuruyemiş, yenilikçi ürünleriyle göz doldurdu. Firmanın standını ziyaret edip Avrupa sorumlusu Kadir Kılıç'a mikrofon uzatıyoruz. Babamın 1978 yılında Gaziantep'te Antep fıstığına başlamasıyla başladı. Biz de üçüncü nesil olarak hatta 1999 yılında Almanya Hamburg'da açtığımız şubeyle Avrupa ülkelerine dağıtımına başladık. Akabinde Çin, Vietnam, Amerika gibi ülkelere ihracatına başladık. Şu an 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz 100 ülkeye ihracat yapmak. Çok önemli bir başarı Kadir Bey. Yani 50 ülke dile kolay, çok önemli bir başarı. Bunu nasıl elde ettiniz? Yani çok genç insanlarsınız siz de, kardeşiniz evet. De öyle. Ya şimdi tabii ki en önemlisi öncelikle işinizi sevmenize bağlı bir şey. Biz işimizi severek yapıyoruz. Baba mesleği olduğu için çekirdekten yetiştik deyim yerindeyse. Yani tecrübe de var. Bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman başarı kaçınılmaz oluyor açıkçası. Evet. Şimdi biraz isterseniz sizin firmanın ürettiği ürünlerden söz edelim. Evet. Neler üretiyorsunuz? Kaç kalem mal, kuruyemiş ama birçok dalı var. Ama... Bayağı yani biz kendi branşımızda diğer firmalara göre çeşitlerimiz çok fazla. Tabii bunların içerisinde önemli olan işte ay çekirdeği, Antep fıstığı, fındık, badem, kabak çekirdeği. Ama bunun yanı sıra yani klasik olan ürünlerin yanında tropikal meyveler kurutulmuş olarak sunuyoruz pazara. İşte susamlı yer fıstıkları, fındıklar, bademler, kaşular yapıyoruz. Değişik karışımlar yapıyoruz. Değişik baharatlı ürünler yapıyoruz. Bunların hepsinin piyasaya sunduğunuz zaman bol çeşitlen tabii ki müşteri sizi tercih ediyor. Meray Kuruyemiş farklı ambalaj ve gramajlarda 380'e yakın barkodlu ürün üretiyor. Sizin üretim merkeziniz Antep mi? Antep'te misiniz? İki fabrikamız var. Merkez tabii ki Gaziantep. Oradaki fabrikada çok üretim yapılıyor. Ama bir de ayrıca Hamburg'da var. Almanya Hamburg'da da üretim merkezimiz var. Meray Kuruyemiş, Avrupa sorumlusu Kadir Kılıç, ülkelerin farklı kültürlerine ve müşterilerin farklı beklentilerine uygun ürünler ürettiklerini ve bunun da firmanın başarısında önemli bir rol oynadığını söylüyor. Birçok ülkeye ihracat yaptığınız için her ülkenin de kendine ait bazı mentaliteleri farklı olduğu için işte ürünü görüp almak isteyen ülkeler var. Ama ürünün kapalı olmasını isteyen var, özellikle Avrupa ülkeleri. Yani biz herkese hitap etmek için herkese göre paket yapmaya çalıştık. Ve bu da bizi biraz daha tercih edilen bir marka yaptı. İşte bu ürünü biz sadece Ruslar için yaptık işin doğrusu. Nedir bu? Çemişke dedikleri bir çekirdek türü. Çok ufak. Parmaklarıyla kırıp içini yiyorlar. Yani biz nasıl normalde beyaz çekirdeği dişlerimizin arasında kırıyorsak onlar bu çekirdeği elleriyle kırıp yiyorlar. Biz sırf hani Ruslara İşte bu Doğu Avrupa kökenli insanlara ulaşmak için özel bu çekirdeği yaptık. Firma Almanya Hamburg merkezli yönetim ve üretimin yanı sıra 40 bayisiyle Avrupa Birliği pazarına hitap ediyor. Bütün Avrupa Birliği ülkelerine yayılan bir ağ bu zannedersem. Biraz bu ağdan, bu pazarlama bayi ağından bize bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii ki bizim şu an 30'dan fazla bayiliğimiz mevcut. Her ülkeye bir bayilik tayin ettik. İşte diyelim İngiltere'de olan bayi o piyasanın hepsiyle ilgileniyor. Avusturya'da olan Avusturya'yla ilgileniyor. Belçika'da olan Belçika'yla ilgileniyor. Yani ülkeleri eyalet sistemi gibi düşünün. Her eyalete bir başkan atadığınız zaman oradaki pazarlardan daha çok ilgilendiği için bizim başarılı olmamızı sağladı diyor. Tabii bu network'ü kurmak çok kolay olmadı. Yani şu an itibariyle 22 yılı buldu. Ama Allah'a şükür yani çalıştığımız tüm arkadaşlar tüm özverileriyle çaba göstermekteler.
sizi farklı kılan bu pazarda, özellikle global pazarda, Avrupa pazarı, zor bir pazar aslında. Farklı kılan ne? Nasıl başarıyorsunuz? Ya çok basit aslında. Hani biz ürünün yani ekiminden tutun pakete giriş anına kadar takip ediyoruz. Yani premium kalite dediğimiz ürünleri satın alıyoruz. Bizdeki işleme tecrübeleriyle birleştiriyoruz. En modern makinalarımızla işliyoruz. Bunu piyasaya sunuyoruz. Piyasada da sirkülasyon hızlı olduğu için o bizi bir diğerlerinden farklı kılıyor. Ürün taze kalıyor. Yani farkımız bu. Bizim ürünlerimiz bunu hak ediyor. Dünyanın neresinden alırsanız alın, Türkiye'deki tadı hiçbir zaman tutmuyor. Biz iş adamlarına düşen gerçekten bu ürünleri güzel pazarlayabiliyoruz. Sizin hedefiniz ne firma olarak, yani genç girişimciler olarak? Ya hedefimiz, biz kendi firmamız olarak markamızı bir dünya markası yapabilmek. Bu uğurda çalışıyoruz. Ve Türkiye'den alıp işlediğimiz ürünleri de tüm dünyada bilinirliğine kalmak. Son bir mesajınızı alalım Kadir Bey. Ya mesajım şu, Türkiye'de yaşayan iş adamlarımıza tavsiye ediyorum. Avrupa çok büyük bir piyasa. Yani hangi branşta olursa olsun pazarlama çok önemli tabii, ama birazcık sabır göstermelerini rica edeceğim. Belli bir süreden sonra başarı olacaktır. Ama ürünlerin tabii ki kalitesi çok önemli. Kaliteli ürünler yaptıkları zaman işin de arkalarında dururlarsa, yani bugün piyasayı İtalyanlara, İspanyollara bırakmayalım. Türkiye olarak biz de elimizden geleni yapalım. Sizin ürünlerinizde bir standart var değil mi? Avrupa Birliği standartı var. Tabii biz IFS denilen International Food Standartlarında ürün üretiyoruz. Hem Gaziantep'te hem de Almanya'da bunu yapıyoruz. Yani bunu biz yani çok büyük şirketlerden de çalışıyoruz. İsteyen auditini gönderiyor, bakıyor, teşekkür edip geri gidiyor yani. Avrupa Yönetim Merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde yer alan Meral Kuruyemiş, 22 yıllık sürecin sonunda Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde bayilik sistemiyle pazarlama ağını kurmuş. Meral Kuruyemiş, Anuga Fuarı etkinliği çerçevesinde Avrupa bayileriyle Köln'de bir araya geldi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Köln'e gelen bayi temsilcilerine Meral Kuruyemiş'in yeni ürünleri ve pazarlama stratejileri hakkında bilgiler verildi. Toplantı sonrasında mikrofonumuzu Meral Kuruyemiş Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kılıç'a uzatıyoruz. Gelişen bir firmayız, büyüyen bir firmayız. Geçen yıl 2016 yılında ihracatta, perakende kuruyemiş sektöründe ihracat rakamlarıyla şampiyon olduk. Bu gururu da buradan tüm sevenlerimizle paylaşmak istiyorum. Yapılan toplantı tüm dünyadaki Meral Kuruyemiş'in bayileriyle ilgili. Önümüzdeki süreçle ilgili yapacağımız adımları konuştuk. Neler yaptık bir önceki dönemde, bir sonraki dönemde neler yapacağımızla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Bayilerimizi dinledik, kendimizi anlattık, onlar kendilerini bize anlattılar. Önümüzdeki süreçte daha verimli nasıl olabiliriz? Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Çok verimli geçti, çok mutluyuz. İyi ki varlar. Buradan da tekrar Meral tüketicilerine de çok teşekkür ediyoruz. Önümüze bakıyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. Yeni ürünlerle daha kaliteli, daha iyi bir şekilde Meral'i tüketicilerimize ulaştıracağız. Bu başarıda emeğe geçen herkese tekrar ayrıyeten çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep'li bir aile şirketi olan Meral Kuruyemiş, Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerinin 50 ülkede satışını gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Firmanın Gaziantep ve Almanya'daki modern tesislerinde işlenen ve paketlenen kuruyemişler tarladan market raflarına kadar takip ediliyor. Firma, Kılıç ailesinin 3. kuşak temsilcilerinin yönetiminde bir dünya markası olmayı hedefliyor.